Merhabalar herkese. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Modellerimi beğenirseniz beğenme butonuna basmayı ve şu sağdaki köşeden abone olmayı unutmayınız lütfen. Şimdi bu videoda sizlere bir çanta modeli göstereceğim. Yuvarlak çanta modeli olacak. Bir kısmını, ön kısmını daha doğrusu yaptım ben. Şu şekilde burası kenarı olacak. Şöyle kıvrılacak. Diğer taraftan da kenarı gelecek. Sonra da sapını yapacağız. Şimdi diğer arka tarafını da aynı şekilde bunun gibi öreceğiz. Bunun için şöyle bir makrama koton ipliği kullanıyorum. Biraz kalın bir iplik. Hem de çanta için uygun oluyor, sert olması için. 3 numarada tığ kullanıyorum. 4-5 numara tığ da kullanılabilir ama sert olması için biraz daha tığ ince tutuyorum. Şimdi ortadan başlayalım. Sihirli halka dediğimiz teknikle yapıyoruz. Şöyle doluyorum. Önce bir ilmek alıyorum. Alamadım. Tekrar yapalım. Evet, bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine İpimiz biraz kalın, tığımız ince olduğu için çekmekte zorlandığım yerler oluyor. Bu halkanın içine 13 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç oldu. Dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. Şu ipimizi de çekelim biraz. 11, 12. Şu ipi biraz daha uzun bırakırsak çekerken daha rahat ederiz. Evet. Şimdi 13'ü yapıyorum. Ve ilk sık iğnenin üzerine şu şekilde girerek birleştiriyorum. Şunu biraz daha çekelim. Ortası çok, pardon, açık olmasın. Evet, bu şekilde. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zinciri burada bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyorum. Zincir çıktığım yerin hemen yanına batarak birleştiriyorum. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir sonraki zincirin içine batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde bu sık iğnelerin etrafına 12 tane zincir boşluğu yapmış olacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonrakine batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki sık iğnenin içine girdim. 1, 2, 3, 4 oldu. Toplamda 12 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yine bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki sık iğneye batıyoruz ve çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
Evet, her sık iğnenin üzerine atlamadan batmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onuncu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 11. yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bunu da birleştirdik. 12 tane, toplamda 6 zincirle boşluk yapmış olduk. Şimdi ipimizi burada ilk baştaki zincir boşluğunun üzerine kadar taşıyacağız. Bunun için şöyle zincirin arasına giriyorum. Arası ilmeğin içinden çıkartıyorum. Tığın başını dolamadan zincirin arasına giriyorum. İlk yaptığımız, şimdi boşluğun içine girebiliriz. Şöyle girelim. Evet. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğun arasına geldik, tepeye. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Zincir birinci sık iğnemizi oluşturacak burada. 1, 2 tane daha yaptım. Zincirle beraber 3 oldu. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Tığın başını dolamadan direkt 1, 2 ve 3. Şimdi bir sonraki boşluğun içine 1, 2 ve 3. Tekrar diğer boşluğa 1, 2, 3. Her boşluğun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını dolamadan direkt bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bir sonrakine 1, 2 ve 3. Evet, şu şekilde bir görüntü olması lazım elimizde. Şimdi gelelim buraya kadar, son boşluğa kadar her boşluğun içine 3 tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına gelelim. Evet, son boşluğa geldim ben şimdi. Yine buraya da 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada zincir çekerek başlamıştık. Oranın tepesine batarak şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Hep 2 zincirle başlıyorum başlangıçlarda. Her sık iğnenin üzerine batarak tekrar, şimdi burada birleştirdiğim yerde tam dibine batıyorum. Şu, bir ileriye batarsam çünkü açıklık oluyor. Tam dibine batıyoruz. Ve sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi her sık iğnenin üzerine, altta gördüğümüz her sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak devam ediyoruz ikinci sırayı. Şöyle ikisine birden batıyorum. Alıyorum. Artırma yok. Sadece her sık iğnenin, alttaki sık iğnelerin her birinin üzerine batıyoruz atlamadan. Artırma yapmıyoruz.
bir sırada bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Burada iki zincir çektiğim için ipim de kalın. Başlangıç noktamız gayet belli oluyor. Onun için oraya bir işaret takmıyorum. Yanılabilirim diyorsanız oraya işaretler takabilirsiniz. Evet, bu şekilde alttaki her bir sık iğnenin üzerine batarak tekrar aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Gelelim şimdi yine tekrar başlangıç noktasına kadar. Evet, tekrar bitiş noktasına geldim ben şimdi komple sık iğneyle dolanarak. Şimdi burada yine ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine şu şekilde batıyoruz ve birleştiriyoruz. Yine iki tane zincir çekiyorum. Şimdi üçüncü sırayla tekrar bir sıra komple sık iğne gideceğiz. Bu sefer batış şeklimiz biraz farklı olacak. Şurada görmüş olduğunuz, tepede görmüş olduğunuz buğday tanesi gibi görünen şöyle iki tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin dış taraftakine batacağız. Ama önce birleştirdiğimiz yerden hemen dibindekinin üzerine batıyorum. Yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Altta şu şekilde batmıştık. İki ilmeği birden alarak. Şimdi üstten doğru batıyoruz ve dış tarafta kalan ilmeğin içine giriyoruz. Bu şekilde bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Yine hiçbir artırma yok. Sadece alttaki her sık iğnenin üzerine batarak komple sık iğne çalışıyoruz. Örmesi aslında çok kolay. Modeli çok kolay. Sadece ipin kalınlığı, tığın kalınlığı, İpin sert olması biraz zorluyor örerken. Ama elimiz alışınca o da rahat bir şekilde ilerliyor. Evet, yarısına dolandım. Şimdi bitiş noktasına kadar gelelim aynı şekilde. Hep dıştaki ilmeğin içine batarak yapıyoruz. Şurada şöyle bir çizgimiz oluşuyor. Şimdi gelelim başlangıç noktasına tekrar. Evet, yine bir sırayı tamamladım ve birleştiriyorum. Şimdi sona geldik. Yine ilk yaptığımız trabzanın tepesinden doğru batarak şöyle yine dıştaki kanadını alarak birleştirdik. Şimdi buradan yine aynı şurada yaptığımız gibi 6 zincir çekerek bütün sık iğnelerin etrafını dolanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine her sık iğnenin üzerine yine 2 ilmeği birden alıyorum bu sefer. Aynı altta yaptığımız gibi birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki sık iğnenin içine giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradaki sık iğnenin içine giriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Komple bu şekilde 6 zincir çekerek her sık iğnenin üzerine batarak devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine giriyorum ve birleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir sonraki sık iğneye giriyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Bir sonraki skeneye giriyoruz. Birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde şimdi etrafını yine her skenin üzerine batarak başlangıç noktasına kadar gelelim. Kalın olduğu için burada boşluklarım görünmüyor. Bu şekilde boşluklar oluşacak. 6 zincirle. Şimdi bitiş noktasına kadar gelelim ve bir üstte devam edelim. Evet, bir sırayı daha dolandım. Ben şimdi toplamda boşluk sayımız 39 tane olacak. Şimdi sona geldim. Yine 6 zinciri çektim. Başladığım yerde ilk zinciri çektiğim yerin şöyle gösterelim. Dibine batıyoruz. Şuraya batarak 39. yapıyorum. Aynı zamanda da birleştiriyorum. Şu şekilde aynı alttaki gibi boşluklarımız var. Toplamda 39 tane boşluk. Evet, şimdi birleştirdiğimiz yerden tekrar ipimizi buradaki ilk zincir boşluğunun ortasına taşıyacağız. Altta yaptığımız gibi. Şöyle zincirlerin arasına tığ başını doluyorum. Dolamadan şu şekilde biraz daha gevşek yapıyorum. Bol tutuyorum. Şimdi tam ortaya iki defa da çıkmış oldum. Ortaya da batıp tekrar şöyle yapalım ve bir iki tane zincir çekelim yine yerimizi belirlemek için. Şimdi yine alttaki sırada yaptığımız gibi her boşluğun içine sık iğne yapacağız. Bu sefer ikişer tane sık iğne yapacağız. Şimdi zincirle beraber ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Diğerine geçiyorum. Bir ve 2. Bir sonrakine geçiyorum. 1 ve 2. Bu şekilde her boşluğun içine batarak 1 tekrar 1 2. Altta 3 yapmıştık boşlukların içine. Şimdi ikişer tane yaparak bütün etrafını dolanıyoruz. Bundan sonrası zaten yine sık iğne ile devam ediyor. Tığın başını dolamadan her boşluğun içine girerek ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Aynı zamanda da zincirleri toparlamış oluyoruz. Bir, iki, tekrar bir, iki, bir, iki. Evet, bu şekilde dolanalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki şu marullu kaybolacak bu şekilde gittiğimiz zaman. Şimdi başlangıç noktasına kadar aynı şekilde gelelim. Her boşluğun içine iki tane sık iğne yapalım ve bir üste geçelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Gördüğünüz gibi kenarlar toparlandı. Şimdi tabii boşluklar görünmüyor. Şu şekilde aslında normalde. Ama ip sert olduğu için böyle kalıp gibi duruyor. Şimdi tekrar birleştiriyoruz. En son iki tane sık iğneyi yaptım. Burada iki zincir çekmiştik. Onun üzerine batarak şu şekilde birleştiriyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum birleştirdiğim yerden. Ve komple yine sık iğne dolanacağız. Bu sefer yine altta yaptığımız gibi, üçüncü sıranın sık iğnesinde yaptığımız gibi şu üstteki
ilmeklerin dış taraftakine batarak, şöyle arkasındaki ilmeğe batarak yine komple sık iğne yapmaya devam ediyoruz şimdi. Bakın şöyle almıyorum. İki ilmeği birden almıyorum. Dış tarafta kalan ilmeği alıyorum. Zaten bu ilmekler bize batıyor. Şimdi ilk sıra ikişer ikişer sık iğne yaptığımız için şu ilmekler tam tepede, şöyle batmıyoruz. Evet, şu yakınlık daha iyi sanırım. Şu şekilde batmıyoruz. Tepeden doğru dış taraftaki ilmeğin içine batıyoruz. Bu şekilde komple hiçbir artırma yok yine. Alttaki her sık iğnenin üzerine bu şekilde batarak dolanacağız bu sırayı da. Gördüğünüz gibi şurada yine şöyle bir çizgimiz oluşacak. Bu sırayı da tamamlayalım bu şekilde, aynı şekilde dıştakine şuradaki ilmeğe batarak komple başlangıç noktasına kadar sık iğneyi yapalım. Evet, yine bir başlangıç noktasına geldim, bitirdim bu sırayı da. Şimdi yine birleştiriyorum. Bir sıra daha komple aynı şekilde dolanacağız. Şimdi birleştirirken yine burada dıştaki ilmeğin içine batarak birleştirdim. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Yine yapmamız gereken aynı. Şimdi altılı zincir boşluğunun üzerine ikişer ikişer sık iğne gittik önce. Şimdi ikinci sırada komple yine etrafını bir sık iğne dolandık. Şimdi üçüncü sırayı yapıyoruz. Üçüncü sırayı da yine komple aynı şekilde sık iğne ile dolanacağız. Yine ilmeğin arkasındaki ilmeğe batarak. Burada zinciri çıktığım yerin hemen yanına batıyorum. Zincir birinci sık iğnemi oluşturmuş oluyor. Yine dış tarafta kalan ilmeğe batarak. İki ilmek de bakın bize bakıyor, yüzü bize dönük zaten. Bu normal yünlerde böyle tepede kalır, arkaya döner ama sanıyorum ipin kalınlığından böyle daha düzgün, net görünüyor bize doğru. Şöyle ortadan doğru yine bir kez daha burayı göstereyim. Arkadaki ilmeğin tepesine batıyoruz bu sırada da. Altılı zincir boşluklarından sonra üçüncü sıramız oluyor bu sık iğne olarak. Evet, bu şekilde yine bir sıra daha dolanalım. Burada da çizgilerimiz oluşmaya başladı. Bir sıra da burada oluşacak. Şimdi şuradan göstereyim. Biri yaptık. Şu çizgilerden sayıyorum. Birinci sırayı yaptık. İkinci sırayı yaptık. Ve üçüncü sırayı yapıyoruz. Şimdi onu da bütün olarak yapacağız. Dördüncü sırayı yaparken burada kesiyoruz. Geri dönüyoruz tamamını örmeden. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Aynı şekilde bir sıra daha gidelim. Evet, şimdi bir sırayı daha, üçüncü sırayı tamamlamış oldum. Ve yine birleştirme noktasına geldim. Tekrar yine üstteki yani dış taraftaki ilmeğin içine girerek birleştiriyorum. Evet. Şurası da bu şekilde düzgün durmuş oluyor. Yine iki zincir çekiyoruz. Şimdi dördüncü sıraya başlayacağız. Dördüncü sırada etrafını tam dolanmıyoruz. Şuradan bakalım. Evet, şöyle şu kenardan şu kenara 14 santim, 14 santim kadar boşluk bırakıyorum. Buradan geliyorum, örüyorum buraya kadar. Buradan tekrar geri dönüyorum. Geri dönüp şu köşeyi çıkarmış oluyorum iki sırada.
Burada sık iğne olarak sayalım. 14 santim dedim ama ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. 18 tane sık iğne bırakmışım. Şimdi ona göre diğerini de yapmaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde dış taraftaki ilmeğe batarak örüyoruz. Bunun dönüşü farklı olacak. Bu dış tarafa batmayacağız. İç tarafa batarak yapacağız bu sefer. Şimdi aynı şekilde örüyoruz. Evet, bir sıra daha aynı şekilde örüyoruz. Şurada 14 santim yani 18. Şimdi benim ipim kalın olduğu için kendi ölçülerimi veriyorum. Farklı iplerle yaparsanız bu ölçü değişebilir. 14 santim olmaz, daha ince bir iple örerseniz eğer. 18 tane de sık iğne bırakıyorum. Bu biraz aslında sizin tercihinize göre de bağlı bir şey. Yani şuradaki açıklığı çantanın büyüklüğüne göre kendiniz de belirleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şuraya gelene kadar orada tekrar geri dönüşü göstereyim. Evet, bu sıranın da sonuna geldik. Sonu tabi burası. Birleştirme noktası burası. Ortada 18 tane trabzan, 18 dedim yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Evet, tekrar bir sayayım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet, bir de ölçelim yine. Örerken atlama olduysa evet tam. Şu kısım aynı eşit ölçüde olması lazım. Şimdi buradan devam etmeden geri dönüyoruz. İpimin şey tığımın plastiğe geri gelmiş örerken. Evet, şimdi buradan geri döneceğiz. Bir, İki tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tersini çeviriyorum. Şimdi normalde bu tarafı örerken dış taraftan alıyorduk ilmeği. Tersini çeviriyoruz. Bu sefer bakın bunlar arka tarafa bakmaya başladı. Şuradaki ilmekler. Buğday taneleri diyeyim ben onlara yine. Bu sefer iç taraftan alıyoruz. Yani dıştakine batmıyoruz. İç tarafa batıyoruz. Yine sık iğne yapıyoruz tabii ki. İç tarafta tam bizim yönümüzde olduğu için buradan da batması kolay oluyor. Şu arkaya dönük duruyor bunlar. Şunu alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yine şurada çizginin oluşması. Düz sık iğne de gidebilirsiniz aslında. Bu şekilde biraz daha kenar kısmı yumuşak duruyor. Evet, hep iç taraftan yani bize bakan taraftan alarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Yine hiçbir artırma yok. Aynı alttaki her sık iğnenin üzerine bir kez batarak ilerliyoruz. Zaten bu kenar kısımda biraz daha içe doğru toparlamaya başlıyor. Biraz büyüdükçe örmesi zorlaşıyor ama çok az kaldı. Evet, hep içten tek ilmek alarak. Şimdi başlangıç noktamız tabii ki burası. Şuraya kadar komple aynı şekilde gelelim. Buradan bir kez daha geri döneceğiz. Evet, diğer kenara kadar tekrar geldim ben şimdi. Şimdi buradan tekrar geri döneceğiz. Şuralar şimdi kıvrılmaya başladı biraz içe doğru. Buralar kenarı olacağı için kıvrılması bizim için daha iyi. Tabii şöyle duracağını düşünürsek. Evet, şimdi buradan tekrar geri dönüyoruz. Yine iki tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Modelimizin yüzü burası.
Yine aynı şekilde bize bakan taraftaki ilmekleri almaya başlıyoruz. Yani arkadan değil, önden bize bakan ilmekleri alıyoruz. Şurada yaptığımızın tam tersi. Yine bir sıra daha. Sık iğneyle diğer uca kadar devam edeceğiz. Şurayı tekrar edelim. Şu ilmeği alıyoruz ve sık iğneyle birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde şuraya kadar, diğer ucumuza kadar tekrar gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Ben şimdi burada bitiriyoruz. Şimdi ipimizi bir tane zincir çekelim. Tekrar bir ölçelim aynı mı ölçülerimiz. Evet. Şu hizalayarak ölçersek. Evet, aynı ölçüde iki tane eşit parçamız tamamlandı. Evet, şimdi kenarlarını eklememiz lazım şu şekilde. Şimdi iki tane ters yüzünü, burası ters, burası da ters. Şu iplerin kaldığı yerlerden belli benim, sizin de kaldıysa. İki tane ters yüzünü iç içe getiriyoruz. Burası çantamızın ön yüzü. Burası da ön yüzü. Örgünün ters kısımları iç içe gelecek şekilde kapatıyoruz. Şimdi ipimiz burada kalmıştı zaten. Onu kırmadım, kesmedim. Şöyle yapalım ya da şöyle yapayım daha iyi sanırım. Şu iki ucu yan yana tığla dikeceğiz. Şimdi şuradaki önümdekinden ilk ilmeğin arasından geçiriyorum. İpim bu tarafta kaldığı için ipi önce bu tarafa bir geçirelim. Evet, biraz ittirelim ipimizi, tığımızı. Evet, bu tarafa geçirdik. Şimdi tam karşı karşıya yan yana getireceğiz. Şimdi bakın, burada bir buğday tanesi, burada bir buğday tanesi. İçte kalan ilmekleri alıyoruz. Dıştakiler boşta kalıyor. İçte kalan ilmekleri alıyoruz. Biraz daha yaklaştıralım. Evet, içte kalan ilmekleri aldık. Diğer ilmeğimizin arasından geçirdik. Şimdi tekrar ikinci ilmekler. Şöyle bakın, burada iki ilmek var. Diğer tarafta iki ilmek var. İkisini yan yana getirdiğimizde ortadaki iki tane ilmeği alıyorum ve ilmeğin arasından geçiriyorum. Tekrar ortada kalan iki tane ilmeği alıyorum sadece. Komple böyle hepsini birden almıyoruz. Arkada kalan ilmeği boşta. Öndekinin de bana bakan ilmeği boşta. Şu şekilde ortadaki ilmekleri alarak, bu zincir işi tekniği yapanlar varsa bilirler. Zincir işi tekniği ile çantayı hem birleştirmiş hem dikmiş oluyoruz. Evet. Şöyle alıyorum ve çekiyorum. Tekrar alıyorum ve çekiyorum.
çok fazla gerdirmiyoruz. Tabii şuradaki ilmeği çekerken biraz daha gevşek bırakmakta fayda var. Bir bakalım nasıl oluyor. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada düzgün bir dikiş oluyor. İsterseniz bunu tabii iğneyle de yapabilirsiniz. İğne iplik kullanarak da yapabilirsiniz ama bu şekilde ben daha çok beğendiğim için, daha kolayıma geldiği için de böyle yapıyorum. Ama tabii kalın ve sert bir ip olduğu için kamera altında örmek biraz işimi zorlaştırıyor açıkçası. Evet, hep ortadaki iki ilmeği alarak devam ediyoruz. Pardon, şöyle alıyoruz. Tığın başına hiç ilmek dolamadan sadece bu zincir işi tekniğiyle birleştirmiş oluyoruz. Evet, daha yarısına gelemedim. Şimdi bu şekilde birleştirelim. Bir kez daha bakalım ne durumdayız. Evet. Gayet düzgün görünüyor. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar tabii. Buradaki çıkıntıya kadar aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi buraya geldiğimizde nasıl göründüğüne bir bakalım. Evet, sona geldim şimdi. Bitirdim. Sonda şurada bir ipimiz vardı. Diğer modeli kestiğim ip. Şimdi son ilmeği de aynı şekilde aldıktan sonra şu iki ilmekle beraber buraya bir zincir çekiyorum. Şöyle çekelim. Şimdi biraz uzun bırakıyorum. Ve artık ipimizi kestim. Şurayı da şu şekilde buğday tanesi gibi bırakmış olduk. Şimdi bu ipleri içten çekerek yok edeceğiz. Şuradan ilmeklerin arasından içeriye doğru, ister tek tek taşıyın, ister ikisini beraber taşıyın. Şöyle yok etmemiz lazım. Şimdilik şöyle dursunlar. Biz bir çantanın geneline bakalım şimdi. Evet, çantamız neredeyse bitti sayılır. Şimdi ön yüzümüz ve arka yüzümüz aynı şekilde. Şu kenar kısmı şöyle hafif bir ütü gidilebilir. Belki gidilmese de olur. Şimdi aksesuarları ve sapı kaldı. Böyle çok sade oldu tabii. Bunu dilediğimiz gibi süsleyebiliriz artık. Şimdi ben buraya fermuar yapmıyorum. Buraya hazır çıtırtlar var. Şuraya tutturacağım, yani onları dikeceğim daha doğrusu. İsterseniz fermuar uygulayabilirsiniz tabii ki. Ama bu çantada pek gerek duymuyorum fermuara. Şuradan şöyle çıt çıtla ya da farklı bir toka alabilirsek onlarla tutturacağız. Şimdi sapını yapalım. Sapını yapmak için şu kenardan yapacağız buraya kadar. Yine aynı şekilde diğer kenarına da
Sap yapacağız. Şimdi ipi mi, tığ mı daha doğrusu, şu yuvarlağın ilk sık iğnesine batırıyorum. Şu kenara değil, şuradaki ilk sık iğneye. Yine aynı renk ipimizle. Bunu farklı şeyler uygulayabilirsiniz tabii ki. İpimi alıyorum şöyle. Evet. Şu, evet, bu şekilde. İpi takıyoruz. Bir kez daha şu alttaki ip kaçmasın diye bir kez daha sağlamlaştırmak için aynı yere bir kez daha batarak bir zincir daha çekiyorum. Şimdi buradan zincir çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Aslında hiç saymama da gerek yok ama çünkü zincir boyutunu isteğinize göre yapacaksınız. Böyle elde tutmak için kısa zincir olabilir. Omuza asmak için daha uzun zincir. Boyunuza, boyutunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Onun için ben saymadan şimdi göz kararı bir omuza asmalık bir şey olacak benimki çünkü. Biraz uzun bir zincir çekeceğim. Önce bir çekelim, sonra size sayısını bildireyim. Evet, zincirimi tamamladım ve 100 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle eklediğimizde bakın kaç santim diyelim zincirimizi. Şuradan ben ölçüp söyleyeyim onu. Tabi üzerine bunu sık iğne de gideceğiz. Ölçü değişebilir. 67 santim toplamı olmuş. Şimdi 100 tane zincirimizi çektik. Geliyoruz çantamıza. Şimdi bunu nereden eklemiştik? Hemen ilk sık iğneden. Bu 100 zincirimizi de burada ilk sık iğnenin üzerine batarak buraya birleştiriyoruz. Birleştirip bir zincir daha çekelim. Şimdi sık iğne, pardon, sık iğne diyorum. Hep sık iğne yaptığım için sürekli sık iğne, sık iğne. Zincirimizin üzerine komple sık iğne gideceğiz. Bir zincir çektim, geri döndüm. Şöyle zincir düz tarafını kendimize doğru çevirirsek her zincirin üzerine batarak tek katına batıyorum. Şöyle, ama şurası havada kaldı, olmadı. Yani şurası havada kalmayacak. Orada ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şimdi zincirimizi birleştirdik. Bir zincir çektik. Bir birleştirdiğimiz yanın hemen yanına, yerin hemen yanına şöyle sık iğneyle girelim. Bir sık iğne yapalım. Geri dönelim. Evet, orada boşluk kalmaması için bu tarafa doğru uzatmış olacağız. Şöyle. Evet, tamam. Tekrar göstereyim, orada bir karışıklık olmasın. Şimdi şurada battığımız gibi ilk sık iğnenin üzerine batıyoruz. Buradaki ilk sık iğnem. Evet, şurası. İlk sık iğnenin üzerine batıyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra bir sonraki sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Zincirimi elime alıyorum. Ve zincir, ilk zincirin içine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Her zincirin üzerine batıyoruz. Tek kanadına batıyorum. Şimdi bir kez daha bakalım nasıl oldu. Evet, şurası daha düzgün durdu şimdi. Komple zincirin üzerine sık iğne ile dolanalım. Bunu isterseniz bir sıra, isterseniz iki sıra, yani çantanın sapının kalınlığı nasıl olmasını istiyorsanız
Ona göre yapabilirsiniz. Tek sıra yeterli olur diye düşünüyorum ben ama şimdi yapıp görmeden de karar vermek istemiyorum. Önce bir bitirelim. Çünkü ipim kalın. Şöyle baktığınızda bayağı bir kalın duruyor. Hani ikinci sırayı kaldırır mı bilemiyorum. Her zincirin içine 100 tane zincirimiz var. 100 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Şöyle de bir görelim. Evet, gördüğünüz gibi sap olarak iyi duruyor şu anda. Şimdi tamamlayayım ben 100 zinciri komple buraya kadar sık iğneyle. Gelelim. Son sık iğneyi yaptığımızda geldiğimde burada gösterim. Şuraya da batarak birleştirmek gerekecek. Çünkü havada kalmaması için. Evet, ben tamamlıyorum şimdi bunu. Evet, zinciri neredeyse bitirdim. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra şurada eklemede bakın ipimizi buraya takmıştık. Bir sonraki boşluğun içine batarak şöyle birleştirip bir tane de zincir çekelim. Tabii bu eklemeyi yaparken şu yönüne dikkat etmemiz lazım. Şöyle çevirelim. Yani aynı yönde gelmesi gerekiyor. Yani şurada burukluk olmaması gerekiyor. Bunu da buraya bu şekilde ekledikten sonra şimdi diğer tarafın sapına geçeceğiz. Evet, bir zincir çektim. Burada ipimizi kırabiliriz. Biraz uzun keselim. Evet. Uzun kesiyorum ki şu iç tarafta bunların temizlemesini yapacağız. Tabii ki biraz aşağıya doğru çektirerek aşağılarda tamamlamamız lazım. Şimdi üzerine komple bir sık iğne daha gideceği için bırakıyorum öyle. Şimdi diğer tarafın sapını da aynı şekilde yapacağız. Yine karşı karşıya aynı yerlere denk gelecek şekilde 100 zincirle yaptım ben. Bu boyut gayet iyi oldu. Evet, diğer tarafı da yapalım arkadaşlar. Şimdi yapanlar varsa tabii ki yine buradan ipimizi geçiriyoruz. 100 tane zincir çekip buraya ekliyoruz. Komple üzerine sık iğne gidiyoruz. Şu kalınlıkta bir sapımız oluyor. İpimiz çok sert olduğu için esneme payı falan da yok bunun. Sapta da gayet güzel duruyor. Aslında bunu ben file örmek için almıştım. Fileye de çok kalın geldi. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi diğer sapımızı da tamamlayalım. Evet, ikinci sapımı da bitirdim ben şimdi. Aynı gösterdiğim şekilde yaptık. Buraya birleştirdik. Şimdi birleştirdiğim yerden ipimi kırmıyorum. Bunları eklerken yönüne dikkat ediyoruz sadece. Şimdi eklediğim yerden arkadaşlar ipi kırmadan geri dönerek komple bu sapımızın üzerine yine bir sıra daha sık iğne gideceğim. Böyle buradan buraya kadar. Şurada bakın çıkıntılar oluyor eklediğimiz yer. Burayı komple sık iğne gideceğim. Diğer sapa geçiyorum. Dış kısmına tabii. Dış kısmına tekrar bir sıra sık iğne gideceğiz. Komple bir sıra sık iğne dolanmış olacağız. Şimdi ekledim sapımı. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Sapın üzerine tekrar bir sıra daha sık iğne gidiyorum. Komple batarak. Yani şurada içtekine dıştakine değil, normal her sık iğnenin üzerine batarak sık iğne devam ediyoruz. Evet. Biraz daha sapımız kalınlaşmış oluyor. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Şimdi şurada bitiriyoruz. Buradan yine devam ediyoruz. Kenar kısmından diğer sapa geçiyoruz.
Diğer sapın da yine üzerinden sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi bir sıra o şekilde de sık iğnemizi bitirelim. Evet, sapları da aynen söylediğim gibi tamamladım. Tekrar şimdi orayı öremedim kamerada. Tekrar bir daha anlatmak istiyorum. Kaldığımız yerden ipi kırmadan üzerinden komple bir sıra daha sık iğne gittik. Dış kısmından, sapın iç kısmından değil, üstünden buraya kadar geldik. Buraya da aynı şekilde sık iğne gittik. Bakın daha düzgün durdu. Şurada birleştirme olduğu için şurada bir çıkıntı vardı. Böyle geldik. Diğer sapın üzerine yine sapın dış kısmından yine sık iğne ile devam ettim. Şekilde. Şu arayı da tekrar buraya kadar getirdim. Burada ipi kestim. Şurası da daha düzgün dursun diye. Burada bir sıkıntımız yok zaten. Evet, saplarımız da tamam bu şekilde. Şimdi şöyle çantanın tabii içi dolu olduğu zaman duruşu tabii farklı olacak şöyle. Bu şekilde bir ölçüsünü vermek istiyorum yapmak isteyenler olursa. Evet, 25 santim eni. Boyu da yuvarlak olduğu için zaten boyu da aynı şekilde şöyle. Aynen burası da 25 santim. Saplarının boyunu da tekrar ölçelim. Şuradan ortaya kadar ölçeceğim boyutunu. Dediğim gibi bunu istediğiniz boyutta da yapabilirsiniz. Şöyle yaptığımızda 40 santime yakında bir sapımız var. Yani ben taktığımda biraz daha kol altımda, belimde kalıyor diyebilirim. Biraz daha uzun da yapabilirsiniz tabii ki. Yaz ayları için falan ideal, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta modeli oldu. Şimdi ben buna ufak tefek bir şeyler yapmayı düşünüyorum. İnşallah ikinci videoda onu da yani bir püskül yapabilirim ya da herhangi şurasında bir çiçek yapabilirim renklendirmek amaçlı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Dediğim gibi şu kısma ister böyle bırakın, ister şuraya bir çıt çıt yapın. Çıt çıt yaparsanız da daha iyi olur. İç kısmından dikerek şu an elimde olmadığı için onu yapıp gösteremedim. Evet, çantamız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Takıldığınız bir yer olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.